Demin size Instagram teaser'ımızda sorduğum bir soru vardı. Neydi vücudumuzda 5 gram olan ve eksikliğinde çok önemli problemlerin çıkacağı mineralimiz? Demir minerali. Demir minerali olmazsa olmaz minerallerimizden bir tanesi. O azalmaya başladığı anda sinsi sinsi bir yoksunluk başlıyor, yorgunluk başlıyor vücudumuzda. Yorgunluğun takibinde de birazdan size anlatacağım hepimiz için çok önemli olan belirtiler, etkiler vesaire. Hadi gelin bizi izleyin YouTube kanalımızı. Biraz sonra anlatıyorum demirin özelliklerini. Sizlerleyiz. Demir vücudumuzda olmazsa olmaz minerallerden en önemlilerinden bir tanesi. Aslında demirin bu kadar önemli olması şöyle, biz eğer demirden yetersiz beslenirsek önce vücudumuzda hafif hafif bir yorgunluk başlıyor. Yorgunluğun takibinde sinsice halsizlik, algılama güçlükleri, ciddi anlamda gerçekten kolumuzu kaldıramayacağımız, ayağımızda adım atamayacağımız kadar ciddi bir yorgunluk, yani hatta diyoruz ki biz bir yerimizde bir şey mi var, ne oluyor bize diyeceğimiz bir durum, genel bir durum oluyor. Bir de tabii vücudumuzda demir çok önemli bir görevi üstlenmiş, oksijeni taşıyan bir mineral. Hemoglobin dediğimiz hücrelerle her yere oksijeni taşıyor ve bizim gerçek anlamda canlılığımızın nedeni. Yani kansızlık dediğimiz reaksiyonun göstergesi demir eksikliği bizim için önemli bir fonksiyon. Peki biz ne yapmalıyız da demirimize sahip çıkmalıyız? Nereden demir alacağız? Vücudumuz demiri nasıl kullanıyor? Yokluğunda, yoksunluğunda bizim kilo verme sürecimizde bir problem çıkar mı? Demir eksikliği sadece kanı taşımakla ya kansızlıkla mı ilgili? Önce şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki bizim çok iyi demir kaynağı diye gösterdiğimiz örneğin ciğer, de var olan 10 mg demir, koskocaman 100 gram bir ciğer yediğimizde biz aslında 10 mg demir alıyoruz ve o emilme esnasında azalıyor. Ya da 100 gram bir et yediğimizde 5-6 gram demir alıyoruz. Baktığınızda az değil ama bunları gerçek anlamda ve sağlıklı bir şekilde vücudumuza almamız için yanında bu yediğiniz demir kaynaklarının kocaman yemyeşil bir salatayla yemeniz ve tam tüketeceğiniz zamanda onun içine koyacağınız bir C vitaminiyle aktive etmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki köfte yiyeceksiniz. Köftenizin yanında mis gibi bir salata var ve içine tam yiyeceğiniz esnada koyduğunuz bir limon. İşte o zaman demirinizi doğru şekilde emiyorsunuz. Bir başka mesela bize hep söylenen şeylerden bir tanesi de demir kaynağınızın üstüne yoğurt koyduğunuzda yoğurdun içindeki kalsiyum demirle bağlanır ve demir emilimini aza indirir. Bu yüzden de siz demiri sağlıklı şekilde tüketmezsiniz. Bu bilgi kısmen doğru. Peki ne yapmalıyız? Biz canım ıspanağı yoğurtsuz mu yiyeceğiz? Yani ıspanak bizim çok sevdiğimiz bir demir kaynağı ve yoğurdu da özellikle çok yakışan bir besin. İşte böyle bir durumda biz iki negatif etkiyi bir doğru etkiyle yok etmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Ispanağın içine koyduğunuz kıymayla demir değerini artırıyoruz ıspanağımızın. Pişirirken aldığımız günde pişiriyoruz. Ayıklama esnasında ve yıkama esnasında dikkat ediyoruz kaynağımızı kaybetmemeye. Pişirdikten sonra tüketirken tam üstüne değil yanına koyuyoruz yoğurdumuzu ve yanında yine biraz önce bahsettiğim gibi bol limonlu bir yeşil salatayla birlikte tüketiyoruz. İşte böyle yaptığınızda doğru bir demir emilimini sağlamış olursunuz. Bir başka şey de sabah kahvaltısında ya da gün içinde içtiğimiz çayın demiri çok fazla bağladığı ve bu kansızlığa yol açtı. Şimdi bununla ilgili çalışmalar sürmekte ama kesin kes ortaya atılmış işte kesinlikle çay içtiğinizde demir eksikliği anemisine yakalanırsınız varsayım yok. Benim önerim şu, özellikle kadınlar periyot günlerinde çay tiryakisi ise çok fazla çay içmemeleri ya da içtikleri çayı ılıkken içine tam içecekleri esnada o ılıklıkla beraber bir dilim limon koymaları ya da eğer limonun gerçek anlamda C vitaminini kullanmak ve demir emilimlerini yok etmelerini istemiyorsa o çayın içindeki maddenin tam çayını içip yanında bir dilim limonu ısırarak tüketmeleri. İşte bu da sizin için güzel bir çözüm. Bizler de çok dikkat etmek istediğimiz başka bir konu daha var. Özellikle veganlar ve vejeteryenleri uyarmak istiyorum. Bütün diyetisyenlerin söylediği, uyarmak istediği bir başka konu da bu. Ne yazık ki demir eksikliği Alzheimer'a da yol açan bir başka tehlike bizler için. Hafızamız biliyorsunuz protein olarak depolanıyor. Ve demir ve oksijenle
oksijeni taşıyan bir mineral. Dolayısıyla protein eksikliği, yani protein kaynağını hayvansal besinlerden almama iki tane şeyin yoksunluğuna neden oluyor vücudumuzda. Bir tanesi hafızamızdaki ne yazık ki azalmalar, bir de oksijenin enerji kaynağını doğru olarak iletmemesi, oksijenin vücudumuza doğru olarak iletilmemesi. O yüzden sizlere önerim, bütün beslenmenizde sağlıklı olarak mutlaka demir kaynaklarını kullanın. Bunlardan bir tanesi yumurta sarısıdır, kırmızı ettir, kuru baklagillerdir. Fakat sizin kuru baklagil ve sakatatlardır. Hayvansal gıdaların içinde var olan demirle biz hem adını veriyoruz. Bunlar bitkisel kaynaklara göre hem daha çok kolay emiliyor hem de daha işlevsel. Ama bitkisel kaynaklı demirler, örneğin kuru baklagillerde yer alan ya da yağlı tohumda yer alan demir ise daha düşük oranda emiliyor. Yani sevgili vejetaryenler ve veganlar, inanın biz de çok seviyoruz hayvanları ve sizin felsefenize de saygı gösteriyoruz. Ancak bizim vücudumuz tek bir mineral ve besinden, tek bir maddeden oluşmadığı için birkaç tane minerali mutlaka düzenli aralıklarla almamız gerekiyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi demir ve en önemli kaynağı maalesef et. Eğer siz bunu alamıyorsanız dışarıdan mutlaka preparat şeklinde düzenli olarak almanız ilerleyen yıllarda Alzheimer'a yakalanma riskinizi de ortadan kaldıracaktır. Peki biz beslenmemizde kilo vermenin demir eksikliği ile ilgisini nasıl görüyoruz? Eğer kilo verme esnasında halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük hissediyorsanız, özellikle periyot dönemlerinizde bu iyicene fazlalaşıyorsa, bu halsizlik ve yorgunluğunuzu beslenme düzeninizin değişimine bağlayıp ekstradan fazla yeme eğiliminde olabilirsiniz. İşte bu süreçte hem demirinize, hem hemoglobin ve hematokritinize ama en önemlisi ferritin adını verdiğimiz demir deposuna baktırdığımızda, bunlarla ilgili herhangi bir düşüklük gördüğünüzde mutlaka doktor kontrolünde tedaviye başlamanız, beslenmenizin de diyetisyeninizin desteğiyle bunlara yönelik hazırlanması sizin daha dinç, daha enerjik, daha sağlıklı bir şekilde programınızı tamamlamanıza ve vazgeçmemenize neden olacaktır. Bilin ki sizin halsizliğinizin kaynağı bu olabilir. Yediğiniz sağlıklı ve doğru besinler değil. Bunu keşfetmek ve doğruya dönmek önemlidir. Iron Man denilen biliyorsunuz bir çizgi film var. Aslında o çizgi filmin içinde gizli bir mesaj var bana göre. Hiçbir zaman demirinizin eksik olmaması mesajı. Bizim de Iron Woman Art Van olabilmemiz için beslenmenizden asla eksik etmeyin demiri. Bizim kanalımızdan da asla ayrılmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Demir gibi günler diliyorum size.